Feminizm sözcüğü Latince kadın anlamına gelen femine sözcüğünden türemiş. Bir yaklaşım olaraksa feminizm, kadınların yalnızca kadın oldukları için karşılaştıkları zorluklar, baskı, ezilmişlikle ilişkisini inceleyen sınıf, ırk, ulus, din, dil ve benzeri unsurlar çerçevesinde kadınların yaşadığı sorunları ele alan bir bilim alanı olarak değerlendiriliyor. Feminizm, kadın erkek ayrımcılığına karşı durarak, karşı cinsler arasında her türlü ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve toplumsal eşitliği savunur. Feminizm algısının ortaya çıkışı 18. yüzyıl İngiltere'sinde olmuştur. Akademik alana girişi ise 1972'de yayınlanan Mary Wollstonecraft'ın A Vindication of Rights of Woman adlı eseriyle olmuştur. Peki, Türk tarihine baktığımızda Osmanlı'da ilk feminist hareket neydi ve nasıl ortaya çıkmıştı? Bu videoda işte bu soruya yanıt arayacağız. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti siyasal, sosyal, ekonomik ve düşünsel anlamda bir değişime uğradı. Bu değişimden Osmanlı kadını da büyük oranda etkilendi. Özellikle 2. Meşrutiyet döneminde kadınlar toplumsal yaşamlarıyla ilgili bir takım taleplerde bulunmaya başladı. Anne ve eş rolleriyle sınırlanmış olan kadınlar artık toplumsal yaşamda farklı bir statüye sahip olabilmek için bir takım taleplerde bulunmaya başladı. Kadınların bireysel olarak sesini duyurmasında basın etkin bir rol oynadı. Kadınlar için çıkarılmaya başlanan dergi ve gazetelerde kadın mektuplarına yer verildi. Kadınlarla ilgili birçok sorun dile getirilerek kadınların aydınlatılması amaçlandı. Sahibi kadın ve tüm yazarlarının kadın olduğu ilk dergi Şükufezar'dı ve Arife Hanım önderliğinde çıkarılmaya başlandı. 1869'da dönemin ilk feminist hareketine ait ilk yayın olarak Terakki Muhadderat isimli bir kadın dergisi çıkarıldı. Nuriye Ulviye Mevlan tarafından çıkarılan ve kadın hukukunu savunan Kadınlar Dünyası dergisi de ilk feminist dergiler içerisinde sayılabilir. Dergi tamamıyla kadınlara hitap etmekte ve yazar kadrosunu da kadınlar oluşturmaktaydı. Tanzimat'tan Cumhuriyet'in ilan edildiği döneme kadar kadın dergi ve gazetelerinin sayısı 40'ı buldu. Bu dergiler kadınlara kendilerini birey olarak ifade etme, sorunlarını dillendirme ortamı sağladı. Bireysel olarak seslerini duyuran kadınlar, derneklerle örgütlü birlikler halinde taleplerini duyurma fırsatı buldu. Kadınlar ilk kez yardım derneklerinde örgütlendi. Bu dernekler mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm Osmanlı kadınlarına açık olan ve kimsesiz kadınlarla onların çocuklarına yardım etmeyi amaçlayan derneklerdi. 1839 yılında 2. Tanzimat dönemiyle kadın hareketlerinde aktif mücadele devri de başladı. Kadınların gösterdiği çabalar özellikle eğitim alanında bir takım haklara kavuşmalarını sağladı. Kadınların çabaları 1910'lu yıllarda meyvelerini verirken kadın hareketi olarak adlandırılan kurumsal yapılanma süreci başladı. Osmanlı'da ilk feminist örgüt 28 Nisan 1913'te kadın statüsünün değerlendirilmesi amacıyla kuruldu. Osmanlı'da ilk feminist örgüt sayılabilecek nitelikteki örgütün adı Teali Nisvan Cemiyeti yani Kadınların Durumunu Yükseltme Derneği'ydi. Bu örgütün öncüsü Halide Edip adı vardı. Kadınların Durumunu Yükseltme Derneği kadın erkek eşitliğini savunarak çok eşliliğe karşı çıktı. Mücadeleler sonuç verirken 1917'de çıkarılan bir kararname ile evlilik yasal bir çerçeveye bağlandı ve kadınlara boşanma hakkı tanındı. Kanun aynı zamanda çok eşli evliliği kadının rızasına bağlayarak sınırlandırdı. Derneğe üye olmanın tek şartı kadın haklarını savunma ve yükseltme konusunda duyarlı olmak ve bu amaca yönelik çalışmaya istekli olmaktı.
Derneğin amacı kadının çalışma yaşamına ve toplumsal yaşamına katılımın sağlanmasıydı. Amacı doğrultusunda dernek, kadını kuşatan ve kısıtlayan geleneklere, eşitsizliğe, eğitimsizliğe karşı bir mücadele başlattı ve toplumsal bir inkılabın gerekliliğini savundu. Yeni videolarda görüşmek üzere.